Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz kalpten maksat sane deri, çam kozalığı gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki mazhar hissiyatı vicdan, makesi efkarı dimahtır. Şimdi kalp deyince, şu maddi kalp anlaşılıyor ya. Evet. Usta diyorum, kalpten maksat bu maddi kalp değil. Değil mi? Manevi kalp. Peki niye ona kalp denilmiş? Başka bir risalesini izah ediyor. Yani şu maddi kalbin beden içindeki ehemmiyeti neyse, manevi kalbin de efendim, ruhtaki, duygulardaki, hissiyattaki ehemmiyeti o. O kadar önemli yani. Hepsinin kaynağı, merkezi kalp, manevi kalp yani. Hani az önce söyleyeyim mesela insan diyelim, işte heyecanlı bir şey işitiyor mesela, kalbi çarpıyor mesela. Yani kulaktan giren ses burada çarpıntı oluyor. Mesela üzülüyor mesela. İşte hırası kalp ile beden arasında mükemmel bir ilgi var. Bir de bütün duyguların mahsulleri kalbe geliyor yani. Kalbe geliyor. Kalpte iman olarak, feyiz olarak. Mesela her zaman söylüyoruz mesela insan diyelim bir manzaraya bakıyor, hoşuna gidiyor. Değil mi? O güzellik onu seviyor. Sevgi kalp işidir. Yani akıl sevmez. Kalp sever. Akıl anlar. Şimdi insan bir şey anlıyor, bir ders dinliyor, hoşuna gidiyor. Bu sefer akıldan kalbe sevgi gidiyor. Değil mi? İşte güzel bir nağme işitiyor, hoşuna gidiyor. Bu sefer kulaktan kalbe sevgi gidiyor. Yani hepsinin mahsulleri kalpte toplanıyor. Bu öneminden dolayı ona kalp demişler yani. Bir de kalp sürekli değişiyor. Hadis-i şerifte var ya bir şeyin değişmesi gibi, yaprağın veya bir tüyün ufak bir rüzgarla değişmesi gibi kalp çok rahat şey yapıyor, değişebiliyor. Yani hemen üzülüyor, hemen toparlıyor kendini. Sürekli değişme halinde. Bana hadise öyle tabir ediliyor. O cihazda kalp demiş. Yani inkılaptan, değişimden dolayı kalp demişler. Bir de şu sattığın dediği gibi, arz ettiğim manada ehemmiyetinden dolayı kalp demişler. Yani mani hayatımızın esası da kalp yani. Maddi hayatımızın ki maddi kalp olduğu gibi manevi hayatta da böyle. Şimdi Ustad şimdi kalbin tarifini şöyle verdi. Evet, bir et parçası değildir. Yani nedir? Bir latife-i Rabbaniyedir. Şimdi organlar, bedene ait organlar olduğu gibi ruha ait latifeler var. Yani ruhun sermayeleri latife. Bedeninki organ. Latife de manevi şeylerin hepsini latife diyor. Akıl da latifedir, hayal de latifedir, sevgi de latifedir. Kalbin kendi de bir latifedir. Yani kalptir bir latife Rabbani'dir ki mazhar hissiyatı vicdan, makes efkar dimağıdır. Yani makes hissiyatı vicdan, makes efkar dimağ. Demek ki hissiyat aleminin duygunun merkezi şey oluyor, vicdan oluyor. Fikir aleminin merkezi de akıl oluyor. Şimdi kalp ikisinden için alıyor. Öyle. Mazhar hissiyatı vicdan, o kalbin hissiyata mazhar olan cihetine vicdan deniyor. Makes efkar dima. Fikirlere makes olma cihetine de dima deniyor. Akıl manasında. Tabii ustadımız ruh basitini izah ediyor. Ruh basittir diyor yani. Terkip değildir. Yani organlar gibi değil yani. Organları ameliyat yapıp bir organ kenara koyabilirsiniz. Ya bir kaza geçirirsiniz, bir organı kaybedebilir. Ruh böyle değil. Ruhun hepsi bir şey. Yani ayrı ayrı şeyler değil. Yani akıl, kalp, hayal, hafıza, hissiyat hepsi bir tek şey. Basit o demek yani. Terkip değil. Mesela oksijen basit değil. Mesela su terkiptir değil mi? İşte kalp o şey gibi. Oksijen gibi. Yani. Bir tek şey. Ama içinde her şey var. Ama bir tek şey. Allah'a mahsus bir, en büyük sanat. Yani bakın, her sanatı büyük ama en büyük sanatı ruhtur. İnsan ruhu, özellikle peygamber ruhu, Allah'ın en büyük eseri, insan ruhudur. Yani basit ama her şey var içinde. Öyle. Biz Cenab-ı Hakk'ın işte, üstadımız, önce kalp diyor,
bir arştır diyor. Kalbi arştır, kalbi arştır, ben de arşıyım diyemez değil mi bir yerde? Şimdi kalbin arş olması, yani arş bedeni, efendim söyleyeyim, maddi kalpleri ettiği gibi değil mi? Şimdi manevi kalp de arşın şeyi oluyor, temsilcisi oluyor yani. Şimdi arşı şöyle tarif ediyorlar. İlahi emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makam. O bir makam yani. Maddi bir şey değil arş. Yani madde alemi diyorlar kürsüde bitiyor. Kürsen sonrası manevi. Arş da bu gruba giriyor. Bütün alemi arşı indir ediyor. Cenab-ı emirleri oradan tabiri tebliğ ediliyor meleklere. Ustadın kalbi de ona benzetiyor. Şimdi kalpte bir arıştır diyor. Mesela elle kalk emri diyor, el kalkıyor. Emir kalpten geliyor. Ayakları yürü dedi mi, ayaklar yürüyor. Değil mi? Emir oradan geliyor. Kelimesiz konuşuyor kalp. Kalp kelimesi konuşur ya, arış da öyle. İstediği hemen oluyor yani. Allah Allah ya. Yürüyor. Kalk diyor, oturuyor. Manevi kalbimiz işte bu manada arış gibi beden idare ediyor. Fikir cihetine onun akıl deniliyor, hisler cihetine vicdan deniliyor. Kısaca böyle, evet. Allah razı olsun. Evet, ikinci vecizemiz. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür. Yani insanın her organının görevi ayrı olduğu gibi, her duygusunun da görevi ayrı. Yani bir duygunun görevi diğer duygu yapamaz. Çünkü gözün basit görmektir değil mi? Evet. Yemeğin tadına gözünüzle bakamazsınız. Dilin vazifesi tad almaktır. Yemeğin tadını da gözle göremezsiniz. Her duygun görevi ayrı. Dolayısıyla hani biz ona bu modaydı yani çok konuşuyoruz. Şimdi çok şükür pek kulağımıza gelmiyor. Gözüm görmediğine inanmam. İnanmak kalp işidir. Yani gözün görmediği o kadar şey var ki, rahmetli Münif'in Hoca söylemişti. İnsan gözü mevcut ışınların %2,5'unu görebiliyormuş sadece. Kainatın ışınların. O günkü 30 seneki bilgi. 2,5 olmasa 3,5 olsun, 1,5 olsun fark etmez. Yani ışınların %2,5'unu görebiliyor insan gözü. Melekler ışınlardan daha nurani. Melekler nereden görecek göz? Görmediğine inanmayan bir adam bir de bütün ışınları inkar edecek. Çok iyi bir cahil olacak yani. Değil mi? Yere bakacak, yer çekimini inkar edecek. Görmüyor ki yer çekimini. Değil mi? Ay'a bakacak, dünyaya bakacak. Çekim kanununu inkar edecek. Güneşin cazibesini inkar edecek. Cazibe de görünmüyor. Yani kainatta görünmeyen şeyler görünen çok çok fazla. Onun için görmediğine inanmam lafı herhalde büyük bir cehalet. İşte tadmadığıma inanmam, işitmediğime inanmam gibi bir şey. O derece bir fikir sefaleti diyelim. Göz ise diyor maneviyette kördür diyor. Yani göz maneviyet alemini görmez. Ancak madde alemini görür. O zaman bırakamı kainatı insan kendinde çok şey inkar eder. Akıl inkar eder, merhameti inkar eder, hafızayı inkar eder, imanı inkar eder. Hep bunu görünmeyen şeyler bunlar. Değil mi? İnsan görmediği inkar etse ruhuna bağlı her şeyi inkar eder. Madde aleminden gene görmediği gördüğünden daha çok çok fazla. Madde alemini de inkar eder. Işınlar misal verdik ya. Evet. Evet, üçüncü vecizemiz. Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir, aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. İki cena ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakitte birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe, tevellüt eder. Şimdi bu manevşadımız hayatında büyük bir esas olarak kabul etmiş yani hayatında. Ne yapmış? Padişaha çıkmış değil mi? Padişaha çıkmış. Ne için? Medes Zehra istemiş. Yani bir medrese yapılsın demiş.
dinimler, fen ilimler beraber kurtulsun. Hem din hem de fen beraber kurtulsun diye padişaha çıkmış usta ta o zaman. Çünkü ikisi beraber olacak ki talebenin himmeti pervaz ede diyor. Şimdi ayrıldık mı olmaz şimdi. Mesela dini ilimlerde bir insan ne kadar ileri giderse gitsin, değil mi? Şimdi fenli ilimler ihmal edildi mi? Çok zengin ülkelerin şey oluruz yani, uydusu oluruz, kölesi oluruz, değil mi? O yüzden madde de lazım. Üstad buyuruyor ya, bu zamanda ilahi kerimetullah maddeten terakki mütevakkıftır diyor. İkisi beraber olacak. Bu ne gibi? İşte Üstad bunu burada ona şey yapıyor yani. İşte Risale-i Nur elhamdülillah bu manayı tahakkuk ettiriyor Risale-i Nur. Öyle. Çünkü bir Nur talebesi hem dershanede dini ilimlerini alıyor, okumda gidiyor, fakültesine gidiyor, fenni ilimler alıyor. İkisi birleştiğinde himmeti pervaz ediyor. Değil mi? Madden de mülkete faydalı oluyor, manen de insanlara faydalı oluyor. Yani tek taraflı olmaz. Zaten kainatta bunlar iç içe zaten. Değil mi? Kainatta madde, mana iç içe. Ayrı değil ki. Onun için üstadımız kainattan çok misaller veriyor iman hakikatlerine. Yani kainat kitabından, Kur'an-ı Kerim'in izahından çok misaller getiriyor. İkisi de Allah kitabı, ikisi de Allah'ın eseri, şey, fermanı. Birisi kudret sıfatından geliyor, birisi kelam sıfatından geliyor. Onun için bu ikisi ayrı düşünülemez. Nasıl böyleyse, işte insan ruhunda da efendim, kalple vicdan, yani akılla kalp diyelim, beraber çalışacak, yani ayrı düşünülemez. Vicdan cesur mu diniyedir, din ilimlerdir. Burada vicdan kalp manasında kullanılmış. Zaten dedik ki terkip değil bu, hepsi aynı şey. Aklın nuru da fünn-ü medeniyedir. Akıl da fenlerle nurlanıyor. İkisinin müstacıyla yani bir araya gelmesiyle, mezci olmasıyla hakka tecelli ediyor diyor. Talebenin himmeti yükseliyor. İftirak ayrılınca ne oluyor? Birisi taassup. Sadece din ilimlere bağlı oldu mu o zaman taassup gösterir. Birçok fenli hakikatleri inkar eder değil mi? O zaman taassup belasına düşer. İkincisi hile şüphe. Sadece fenle baktığımız zaman dini meselelerde şüphelerde bocalar, Allah muhafaza, imansızlığa kadar işin ucu gider. Burada bitirmeden bir şey de söyleyeceğim de bir ayet-i kerime var, onu getirdim. Şimdi vicdanın ziyası ulumu diniyedir diyoruz. Aklın nuru fünn-ü medeniyedir. Şimdi vicdan için ziya tabiri kullanmış, akıl için nur tabiri kullanmış. Değil mi? Vicdana ziya, akla nur demiş. Yani bu bir ayete dayanıyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Hüvellezî cealeşşemse diyaen vel kamere nuren. İlâhîs devam ediyor. Cenab-ı Hak güneşi bir ziya yaptı, ayı da nur yaptı. Güneş ziya, evet. Ay nur. Evet. Ayete böyle geçiyor. Hüvellezî cealeşşemse diyaen vel kamere nuren. Onun için Üstad vicdanın ziyasına ulumu diniye dedi. Ziya daha önemli olduğu için dini ilimlere ziya tabiri kullandı. Akli ilimlere de nur tabiri kullandı. Bunu daha önce ben sormuştum birisine de. Arapçada siz de ileride okudunuz, bilginiz vardır. Arapçada ışığı kendinden olana ziya deniyormuş. Başkasının ışığını aksettirilen nur deniyormuş. Şimdi kamer nur deniliyor. Yani kameranın ışığı kaynağı olmadı. Güneşten gelen ışığı aksettirdiği ayetle haber verilmiş oluyor. Allah'a şükür. Tabii. Yani bize göre ay ışık veriyor. Evet. Halbuki ziya denince, şey, nur denince kendi ışık vermediği için nur denmiş. Kendi ışık verse ziya denecekti. Evet. Onun için yani ayın ışığı güneşten geliyor. Ayetle haber verilmiş yani. Evet. Onu da bir vesile. Mevzu dışı ama biraz yakın bilgisi var. Evet. Peki abi. Yeni bir vezzeye geçiyoruz. Her vicdanda şu nokta-i istinat ve nokta-i istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir Rahim'in bargâh-ı rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Şimdi nokta-i istinat, nokta-i istimdat. Nokta-i istinat dayanma noktası yani. İstimdat da medet dileme. Medet dileme. Evet. Şimdi bunun bir alakası var.
insan yaratılışında sonsuz acı, sonsuz fakir hükmediyor insanda. İnsan sonsuz acı, sonsuz fakir. Çok yaşayışlardı bu. Bir de sonsuz nakıs da beraber geçiyor. Acizimize kudrete ayın oluyoruz diyor. Fakirimize Allah'ın rahmetine, zenginliğine ayın oluyoruz. Nakısımızda da kemaline ayın oluyoruz geçiyor. Şimdi burada her vicdan, inansın inanmasın, her vicdan bilir ki, efendim söyleyeyim, mesela kendinize örnek alalım, organları ben çalıştırmıyorum. Değil mi? Evet. Ben mi çalıştırıyorum kalbimi? Bunu her vicdan biliyor. Akıl arızmı yok yani. Yaşayarak biliyoruz bunu. Vicdan o demek yani. Değil mi? Yaşayabiliyoruz ki kalbi ben çalıştırmıyorum. Kalp çalışmasına muhtacım. Peki bu işi kim görüyor o halde? Yani. Şimdi büyütelim, dünyayı ben döndürmüyorum. Dünyanın dönmesine muhtacım. Acizim var, döndüremiyorum. Fakrım var, muhtacım dünyanın dönmesine. Aciz ve fakrımız birer pencere oluyor. Bizi neye götürüyor? Bargâh-ı rahmete, Cenab-ı Hak birisi var ki dünyayı döndürüyor ve gece gündüzü getiriyor değil mi? Şimdi akıcı yani. Acizimiz var. Biz ağacın içinden meyve çekip çıkaramayız. Değil mi? Meyvede muhtacız. Fakiriz. Fakir demek yani. Direnecek değil. İnsan bütün kainata muhtaç. Hiç de bir şey kendi yapamıyor. Her şey muhtaç olması fakir. Yapamayışı aciz oluyor. Havaya muhtacız. Fakir. Hava yapamayız. Aciz. Böyle gider. Şimdi işte her vicdan bunu biliyor ki kainatta olsun, kendi vücudumda olsun. Olan organları da, hadiseleri de ben yapmıyorum. Hepsine de muhtacım. Evet. Bunları biri yapıyor. Vicdan buradan Allah'ı tanıyor diyor zaten. Ya her vicdan Allah'ı bilir diyor. Böyle bilir yani. Vicdanla bilir. Yani bunun imana dönüşmesi için işte kalp devreye girmesi lazım. Değil mi? Onun için de peygamberlerin yaşadığı kitapların bildirmesi gerekiyor ki insan bunu şeye çevirebilsin. Tam imana çevirebilsin. Aksi halde yine vicdanen biliyor da başka şeye tapabiliyor. Yani bu putlara tapma olsun, güneşe tapma olsun, hepsinin kaynağında bu yatar yani. İnsan sonsuz aciz ve fakir olduğunu biliyor. Bunlar birisinin medet verdiğini de biliyor. Kendi yapmadığını da biliyor. Ama bu kim? İşte kimi yakalayamıyor, kimi bulamayınca, kim puta tapmış, kimi güneşe tapmış, kimi ateşe tapmış, tapmış. Ancak Kur'an güneşiyle, Risalet güneşiyle hakka da aydınlanmış ki, bunun hepsi mahluktur, hepsi aciz, hepsi fakirdir. İnsana yardım eden sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah'tır. Bunu insan tek başına şey yapamıyor yani. Bilemeyebiliyor ki bugün bütün müşriklerin yanlış görüşleri buradan kaynaklanmış yani. O bakımdan yani vicdan üzerinde ustad ehemmiyetle duruyor. Noktayı sınat, noktayı istimdat. İşte İyyâke nâbudû, iyyâke nestaîn de buraya bağırıyor ustad yani. İyyâke nâbudû, noktayı istinat. Ancak sana ibadet ederiz. İyyâke nâbudû, noktayı istimdat. Ancak senden yardım dileriz. Niye? Az önce arz ettim. Ben kanımı temizlemekten de acizim, hava yapmaktan da. Değil mi? Ben meyve yapmaktan da acizim, yediğim meyveyi kan yapmaktan da, hücre yapmaktan da. Dolayısıyla dışta da sonsuz acizim, içte de sonsuz acizim. Buna rağmen hayatım devam ediyorsa, değil mi? Bunlar Allah'ın rahmeti, inayetiyle, kudretiyle oluyor. Bunu idrak eden bir kalp, bu şuurunu böyle dile getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle, öğretmesiyle böyle dile getiriyor. İyyâke nâbudû, iyyâke nestaîn. Ben sonsuz acizim, bana medet veren sensin. Sonsuz fakirim, bana medet veren sensin. Sonsuz acizim, bütün ihtiyaçlarını senin kudretinle, o kudretin tecellisiyle görüyorum. Şuurunda her mümin elhamdülillah. De, inanmayanlar da bunu başka şeye veriyorlar. Bir şey veriyorlar yani. Tabii yani, vicdan Allah tanıyor çünkü. Akıl tatili eşgal etse de, nazarını ihmal etse vicdan sani unutamaz. Şimdi tatili eşgal etse, bir nazarını ihmal etse. Tatili eşgal, mesela meşgalesini, işini bırakmak yani tatili eşgal. Meşgalesini bir kenara bırakmak.
İşte nazar ihmal etse, nazar da aklın işi yani. Nazar aklın işi yani, nazar. Nazar bakmaya da nazar deniyor da, değil mi? O da var, bu da var yani. Nazar mesela, maliye nazar varmış. Maliyenin kuşu, maliyenin uzaktan bakan değil. O işleri görür manasını, değil mi? O işleri görür manasını. Şimdi akıl tatile çıkarsa, yani görev yapmasa, görev yapmadan ne olur o zaman? Nazarını ihmal eder. Düşünmez, tefekkür etmez. Aklın görevi tefekkür etmektir. Ha, nazarını ihmal etse, kainatı düşünmese, kendini düşünmese, geçen ders okuduk ya ustattan, nimete inanmak ise minimi vurursun. Buyurdu ustad, nimetin. Akıl nimeti düşünmese hiç, tatile çıkar işte, sadece yese hayvan gibi, değil mi? Nazarını ihmal etse, tefekkürünü ihmal etse o meyveyi, ama vicdan bilir ki bu meyve ağaç yapmıyor. Şahidimiz ne? Ağaca teşekkür etmiyor. Ağaca minnettar olmuyor. Niye? Vicdan biliyor ki bunu ağaç yapmadı. Değil mi? Harika bir şey. Yani. Akıl tatile çıkarırsa, nazar ihmal etse, vicdan sahneyi unutmaz. Peki, burada kalıyoruz. Evet. Bazen de kısa olur. Çok güzel. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamu enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salatu.